Dördüncü mesele demiyor mu? Dördüncü mesele. Kusura bakmıyorsunuz değil mi? Açabiliriz. Bak dördüncü mesele. Ya. Bak ne diyor? Evet, bu cihan harbinden daha büyük bir hadise ve bu zemin yüzündeki hakimiyeti âme davasından daha emniyetli bir dava, herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise, öyle bir dava açılmış ki, Müslümanların başına öyle bir dava açılmış ki, her adam eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa o tek davayı kazanmak için bila tereddüt sarf edecek. Neymiş o dava? İşte o dava 100.000 meşair-i insaniyenin ve hadsiz nevi beşerin yıldızları, yani peygamberlerin ve o büyük zatların ve mürşitlerin müttefikan bir araya gelip ittifak ettikleri, kainatın sahibinin, mutasarrıfının, bu kainatı yaratan ve tasarruf edenin binler vaat ve ahitleriyle, Cenab-ı Hakk'ın binler vaat ve ahd etmiş yani. Cenab-ı Hak şeyinden, vaadinden döner mi? Yapmaz. Bak, ahitlerine isnadın haber verdikleri ve bir kısmın gözleri gördükleri şudur ki, herkesin iman mukabilinde, herkesin iman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar. Ne diyor? En düşük mümine en az dünya kadar bir mülk verilecek cennette. Allah Allah. En düşüğüne en az dünya kadar. Dünya kadar bir yer verilecek. Yıldızlar bak şey, bu zemin yüzü kadar bağlar. Allah Allah. İster misin böyle bağ? Kim sahip olmaz ya? Biz şöyle adam bir ne diyorlar? Alıyoruz ya bağ bahçe. Ne kadar para ödüyor değil mi? Çiftlik. Ya çiftlik. Ama imanla gittiğin zaman en az dünya kadar çiftlik alıyorsun ya. Bağ, bahçe, saraylar, köşkler. Bak sonra ve kasırlar. Bak kasır demiyor burada ha. Bir tane saray vermiyor Cenab-ı Hak. Saraylar. Cennette saraylar var. Neyle? İman mukabilinde diyor bak. Son nefeste imanla gittin mi, o zaman Cenab-ı Hak ebedi bir cennette, ebedi mülkinde sana saraylar ihsan edecek. Adam bu dünyada 25 sene çalışıyor, bir ev sahibi olamıyor ya. Anca oluyoruz yani değil mi? Veya bir ev, bir şey alıyor, yazlık alıyor kendine. 25 senede veya 20 senede. Bir araba alıyor değil mi? En az kaç sene çalışıyor yani. Şeyi patlıyor yani. Peki düşün, Cenab-ı Hak iman mukabilinde bir de bize saraylar ihsan edecek. Sonra hurilerle beraber. En az bir mümine 100.000 huri verilecektir diyor ya. Biz bu dünyada bir taneyle idare ediyoruz değil mi? Orada 100.000'lerce. Bir gün Necmi abi demişler ki, abi demişler ya, tamam anladık da bu 100.000 tane huriyi demiş adam ne yapacak? Biz demiş bir tanesini idare ediyoruz. 100.000 tanesi demiş. Adamın üzerini üşüse ölür adam demiş ya. O da demiş ki, çok enteresan. Bak kardeş demiş, orasını demiş burayla şey yap, kıyaslama. Orada demiş 100.000 tane huri demek, orada demiş sen de 100.000 tane olacaksın. Yani bir kişi olmayacaksın. Orada da 100.000. Niye? Çünkü bak şimdi şöyle düşünelim. Azrail aleyhisselam 4 melekten en büyüklerinden bir tanesi değil mi? Peki tek bir melek midir? Tektir değil mi o da? Peki tek olduğu halde bütün canları alan kimdir? Allah'ın izniyle Azrail. Bir tek ama bir anda dünyanın her yerinde bütün insanların canını alabiliyor mu? Amerika'da şu anda insanlar ölüyor mu? Türkiye'de ölenler var mı? Var. Peki bir Azrail bütün insanların canlarını bir anda nasıl alıyor? Demek bir Azrail ama her yerde hazır, nazır alabiliyor. Cenab-ı Hakk'ın o şeyine ne yapmış? O da mazhar olmuş bak şimdi. Cenab-ı Hak da tek ama her yerde hazır ve nazır. Faaliyeti, efali devam ediyor. Şimdi insan da öyle olacak. Tek insan ama 100.000 yerde bir anda lezzet alacak. 100.000 kişiyle bir anda görür. Allah Allah. İşte onun için cennet bahsinde 28. sözde üstad diyor ki, bu siklet, bu akıl orayı idrak etmez.
etmez. Cenab-ı Hak cümlemize imanı kamille göçüp orayı kazanmayı nasip etsin. Ya orası çok bambaşka yer yani. Onun için bak burada ne dedi? Bak kasırlar ve müzeyyen süslenmiş, müzeyyen süslenmiş yani saraylar ve belki daimi bir tarla ve mülkü kazanmak ve kaybetmek davası başına açılmış. Her bir insanın, her bir Müslümanın başına kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış.